Tekrar başına mesela Cumhuriyet'in ilk döneminde özellikle Ankara'da ama İstanbul'da da işte hı-hı. Almanya'dan gelmiş bir takım şehir planlamacılar, işte kimileri Hitler'den kaçmış, kimileri Atatürk'ün davetiyle gelmiş, Hitler'le alakası olmasa bile bir planlamalar yapmışlardı. Bu planlamalar yetersiz miydi? Türkiye'nin hızlı büyümesine, hızlı nüfusuna yetişemedi mi bunlar yoksa ya çok hızlı büyüyoruz, planlamalarına gerek yok, büyüyelim sonra plan yaparız mı dendi, nasıl oldu? Şimdi şöyle, yani biz Türkiye'de çok iyi biliyoruz ki bizden önceki kuşaklarda olmasına rağmen kulağımızda olan, yani bize plan değil pilav lazım diyen bir şey vardı, genel yönelim vardı. Yani plan yapmak çok büyük lükstür, plana göre yürüyemeyiz diyen bir kuşak biliyoruz. Şimdi bu kuşakların ortaya koyduğu yönetim biçimleri de esasen kentlerin haddinden fazla büyümesi, haddinden hızlı büyümesi ve kırsalın aslında haddinden fazla küçülerek işte bugün içinde yaşadığımız problemleri aslında ortaya çıkartan Türkiye gibi bir ülkede tarımın ölmesi, her şeyin ithalata bağlı olması, dışarıdan geliyor hale gelmesi, ne kadar giden bir süreç. İşte İstanbul'un taşı toprağı altın, büyük şehrin taşı toprağı altın. Bu böyle bir şeyin, isterseniz dünyanın en önemli kentsel tasarımcısı olun, böyle bir bilgi sizde yoksa, önünüze dair böyle bir projeksiyon yoksa bu planı yapamazsınız. Yani her plan bir takım verilerle ortaya çıkar. O verilerin akla dahi getirilemediği bir durum ortaya çıkınca planlar tacık oluyor çok net bir şekilde. Esasen buradaki hikaye kent planlamasından ziyade ülkenin planlamasıyla ilgili olan bir konu. Gayet iyi. Özeti budur. Peki, kent planlamadan çıkıp mimariye biraz gelmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet'in ilk dönemi bakıyoruz, yapılan bir takım binalar var. Bunların büyük bölümünü Ankara'da görüyoruz ama İstanbul'da da önemli binalar var. Anadolu'nun çeşitli kentlerinde bir Cumhuriyet prototipi oluşturulmaya çalışılıyor. Hı-hı. İşte Ankara'daki bazı banka binaları, ilk meclis, hatta ikinci meclis ve hatta meclis. İstanbul'da işte üniversite binası bunun en iyi örneklerinden bir tanesi belki. Bütün kentlerde neredeyse bir prototipe yakın vilayet binaları, bazı gardlar, istasyonlar falan bir cumhuriyet mimarisi oluşturmaya çalışıyor. Bu mimari sorunlu bir mimari mi, doğru bir mimari mi? Nerede? Bir ihtiyaçla mı kaynaklanıyor yoksa bir simgesel bir imza atma arzusuna mı? Nedir bu cumhuriyet mimarisinin ilk dönemdeki rasyoneli ve uygulamadaki gerekçeleri? Belki hepsi birden. Yani kuşkusuz cumhuriyet kendisini bir şekilde fiziksel yapı olarak da ortaya koymaya çalışıyor. Bunun için hem Türkiye'den hem Türkiye ağırlıklı olarak Türkiye dışından pek çok mimar ve plancı burada işler yapıyorlar. Yani bugün işte bildiğimiz Holzmeister'in gelip meclisi planlaması, köşkü planlaması gibi çok örnek var. Ama onun yanında Türkiye'de de özellikle Türkiye dışına biraz batıya gözünü dikmiş olan diyelim, batıyla daha entegre olmaya başlamış olan bir mimar kuşağı var ki onlar da dönemi için çok nitelikli sayılabilecek bir takım yapılar inşa ediyorlar. Orada bir takım üslup kaymaları, dönüşümleri de var. Yani bir, mesela birinci milli mimari denen bir üslup var. Ondan sonra başka bir şeye evriliyor. Daha pürist, nedir daha... o birinci milli mimari? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ya bina olarak akla gelenler hangileri olabilir? Şimdi Mimar Kemalettin yapıları vardır mesela epeyce çok miktarda. Karaköy'de, Bankalar Caddesi'nde, İzmir'de bile vardır. Şimdi bu yapıların esasen hayli bezemeci... Var mı hiçbirinin? Yok galiba. Yok galiba. O yapıların pek çoğunun hayli bezemeci bir üslubu vardır. Yani dönemin Orta Avrupa ve Batı Avrupa kaynaklarıyla özdeş olan bir mimarlık üslubunun yürüdüğünü söyleyebiliriz. Ama bunu bir şekilde böyle millileştirmek gibi de bir... Bezemeci derken Arnavo evet, gibi... Evet, tabii. Arnavo'nun da içinde olduğu. Esasen böyle çok da belirgin, hani böyle çok nevi şahsına münhasır bir şey değil. Yani bunu söylemek lazım. Yani ben öyle görüyorum en azından. Ama şöyle bir şey var. Bir de bunun böyle millileştirilmesi gibi bir kavramla da uğraşılıyor o dönemde. Ve biraz da onun için tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Bir sonraki dönem daha modernist bir dönem. Daha azalmaya başlıyor bu süsleme hikayesi. Bu hangi yıllar?
1930'lardan sonra 40'lara doğru biraz azalıyor. Ve aslında o dönemde çok nitelikli, onların bazılarının şeyleri var. Cumhuriyet mimarlığı olarak böyle hafızamıza kazınmış, kentsel hafızamızda önemli hem sanayi yapıları hem de idari yapılar var. Mesela işte Ankara Hava Gazı ve Elektrik Fabrikası bunlardan bir tanesi. Kaç numaradır? Çok, bir numaralı fotoğrafta gözüküyor. Aslında birkaç yapı birden gözüküyor. Evet, birkaç yapı var. Etibank Genel Müdürlüğü mesela çok önemli bir yapıdır. Gene bunların tümü Ankara'da, Kumrular sitesi çok... Su süzgeci binası çok meşhurdur zaten. Evet, su süzgeci binası zaten hayli önemli yapılar. Bunlar hem Türkiye dışından gelen hem Türkiye'li mimarlar tarafından da yapılıyorlar. Bunun dışında mesela gene iki numaralı bir şeyde gözüken... İki arkadaşlar. Mesela Danıştay binası, daha yeni yapılar bunlar. Nispeten daha yeni yapılar. Danıştay yapısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski halkla ilişkiler binası. İşte çubuk... Kimindir eski halkla ilişkiler? Behrus Çinici'nin binası. Yıkıldı mı o? Maalesef yıkıldı. Yıkıldı evet. O? Evet. Bu ama anıt eser değil midir bu simge? Burada gördüğümüz yapıların neredeyse tümü yıkıldı. Evet, yani bu da belki konuşulması... Konuşuruz onu. Zor olan ama konuşulması gereken durumlardan bir tanesi. Bunların hepsi Adli Bey'e yıkıldı, doğru. Meclis eski 60 Ermenisi'nin yıkıldığını duydum ama inanmak istemedim. Evet. Çubuklu Baraj Gazı yıkıldı mı? O da mı? Yıkıldı, evet. Yani o bir hakikaten ciddi bir sanat eseri. Evet, ciddi bir sanat eseri. Yani çok çok önemli bir eser. Hakikaten Türkiye dışında da önemli mecralarda yayınlanmış olan bir mimarlık yapıtı. Maalesef o da yıkıldı. Ne zaman yıkıldı bu? Son dönemlerde, bunlar son 10 yılda, 10-15 yılda yıkılan yapılar pek çoğu. Bir kısmı daha erken yıkıldı ama bunun da böyle bir tür hani biraz böyle revanşist bir durum olduğunu söylemekte fayda var galiba. Revanşist yani, derken yani? Yani biraz böyle hani bu Cumhuriyet yapılarını bir beğenenler var. Benim gibi böyle çok önemseyenler var. Bir de zaten bunlar kötü yapılardır diyen, ortadan kaldırılmasını doğru bulan bir önemli bir şey var, inanç var. Onlar da konuşuyoruz, yıkılmalı mı yıkılmamalı onlar evet, konuşuyoruz. Evet, tartışma konusu. Yani benim gibi kentlerin aslında bu türden farklı dönemlere ait yapıların iç içe geçmesiyle, üst üste binmesiyle zenginleştiğini... yeni kuşakların onlara bakarak aslında o dönemle ilgili pek çok şey öğrendiğini... Onları korumanın bu bağlamda ne kadar önemli olduğunu düşünen birisi için benim için bunlar büyük yıkımlar. Bu yapıların hepsini çok beğeniyor, hepsini çok müthiş bir sanat eseri olarak görüyor olmanız da gerekmez. Ama bir kuşağa, belirli bir döneme ait olma, o dönemi sembolize etme ve o dönemin sahiplerini çok net bir şekilde ortaya koyma gücüne sahip bu binalar. O anlamda da hani Türkiye o dönemde ne kadar güçlüydü veya değildi. Neleri yapabiliyordu, neleri yapamıyordu. Bunları görmek için eldeki çok... Eldeki teknikler, bilgiler nelerdi? Hepsi birden. Tabii yani oradaki bir süpürgelik detayı bile mukayese edildiğinde, diyelim ki Almanya'da o dönemde yapılan bir yapıyla karşılaştırıldığında, Türkiye'nin o dönemdeki inşaat teknolojileriyle ilgili ciddi bilgiler içeriyordu. Şimdi bu tabii biraz da böyle belki buradan... İşte bir tür muhafazakarlık durumu söz konusu olduğunda veya kendisine muhafazakar diye bir isim veren yönetimlerde aslında konu kent ve mimarlık olunca muhafaza pek de öyle muhafaza etmenin önemli olmadığını görüyoruz. Yani bu sadece içinde bulunduğumuz dönemde değil, aynı zamanda Menderes'ten başlayarak hani Menderes'in o büyük kentsel dönüşümleri işte... Tarihi Yarımada'ya bence hançer gibi saplanan o iki tane Vatan Millet Caddesi. Oradaki bütün bu tarihi eserleri yok etmiştir. Evet. Yok olduğu bir durum. Ve aslında onun kaderini değiştiren yani Yarımada'nın kaderini değiştiren. Çok ciddi Osmanlı eserleri de var. Bizans eserleri tabii, de var. Tabii tabii aynı zamanda. Daha sonra Özal dönemini biliyoruz. O da bir başka muhafazakar. Veya Dalan dönemini. İşte yani aynı paralel. Şey. Paralel. Şimdi de içinde yaşadığımız dönem. Esasen yani... İlginç bir şey var. Yani kendisine muhafazakar diyen yönetimler bu bağlamda çok radikal olabiliyorlar. Kentin muhafazasında. Kentin muhafazasında. Kendisine asriyelik şeyi biçenler ise birdenbire çok tutucu olabiliyorlar.
Konu kentleşme ve mimari olunca istersine dönüyor. Ama yani bu hangisi doğru bunlardan peki? İkisi de böyle yani bir yönelim olarak ikisi de tam doğru olamaz. Yani